Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde dünyanın bugün muhtaç olduğu anlayışı yazdı. Can, mal, namus, din ve akıl emniyeti konusunda büyük boşluklar olduğunu belirten BTP lideri, oysa İslam'ın bunları 1400 yıl öncesinden garanti altına aldığına dikkat çekti. İnsan hakları konusu günümüzde üzerinde belki de en çok tartışılan meselelerin başında gelmektedir. Özellikle Avrupa ve Amerika'da insan hakları meselesi uzun bir geçmişe sahiptir. İnsanların doğuştan getirdiği haklar vardır. İnsanlar bu hakları sonradan kazanmaz, sonradan elde etmez. Bu haklarla doğarlar. Herkes bu konuda eşittir. Beyazın siyaha, erkeğin kadına, zenginin fakire hiçbir üstünlüğü yoktur. Veda hutbesinde İnsan Hakları adlı eserimizde Resulullah'ın ve onun şahsında İslam'ın bu konuya bakışını ayrıntılı olarak ifade etmiştik. Veda hutbesinin tarihi mesajında korunması gereken 5 mukaddes varlık ortaya konmuştur. Can, mal, namus, din ve akıl emniyeti. Bunlar her insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu haklardır. Bunlara herhangi bir şekilde tecavüzde bulunulması İslam'a göre kesinlikle haramdır. İnsanın doğuştan getirdiği hakların en başında can emniyeti gelmektedir. Maide suresi 32. ayette şöyle buyurulmaktadır. Kim bir can karşılığı yahut yeryüzünde bir fesat çıkarmasından dolayı olmaksızın bir canı öldürürse, sanki bütün insanlığı katletmiş gibi olur. Kim de bir nefsi ihya ederse, sanki bütün insanlığı ihya etmiş gibi olur. İslam'da şirk ve küfürden sonra en büyük günah, haksız yere bir cana kıymaktır. Veda hutbesinde insan hakları sayfa 101. Kur'an-ı Kerim işlemediği bir suçtan dolayı bir insana eza edilmesini men eder. Mümin erkek ve kadınlara işlemedikleri ve yapmadıkları bir suçtan dolayı eziyet edip işkence edenler hem bir bühtan suçu işlemiş ve hem de çok açık bir günah yükü yüklenmiş olurlar. Nisa 95. Bugün masum insanları hiçbir sebep olmadan acımasızca katledenlerin İslam'la uzaktan yakından ilgisinin olmadığı bu ayetlerle sabittir. Haksız yere masum insanları katledenler Müslüman değildir ya da Müslüman olan böyle bir fiil işleyemez. Öte yandan İslam, mal emniyeti, namus emniyeti, din ve akıl emniyetine de büyük önem verir. Bunları sıkı kurallarla muhafaza altına alır. Veda hutbesinde bu konuda tarihi ifadeler yer alır. Ancak Batı dünyasında durum böyle olmamıştır. İnsanlar doğuştan getirdikleri haklarını elde etmek için büyük mücadeleler vermek zorunda kalmışlardır. Bu bakımdan Batı'da insan haklarının gelişim süreci çok sancılı olmuştur. Amerika'da zencilere yapılan zulümler herkesin malumudur. Hatırlanacak olursa, henüz birkaç ay evvel bir siyahi vatandaş Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tarafından vuruldu ve protesto gösterileri bütün ülkeye yayıldı. Bu durum 2015'te bile hala insan hakları konusunda istenilen noktaya gelemediklerinin işaretidir. Halbuki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu 1400 yıl evvel kesin hükümlerle kayıt altına almıştır. Veda hutbesindeki şu ifadelere dikkat edelim. Bu gününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse biliniz ki canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da ta Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Bu, İslam'ın kıyamete kadar bütün insanlığa verdiği evrensel mesajın mükemmel bir ifadesidir. Dünya bugün bu anlayışa her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Profesör Doktor Haydar Baş.